ölüm yokluk değildir. Daha güzel bir alemin kapısıdır. Nasıl ki toprak altına giren bir çekirdek görünüşte ölüyor, çürüyor ve yok oluyor, fakat gerçekte daha güzel bir hayata geçiş yapıyor. Çekirdek hayatından ağaçlık hayatına geçiyor. Aynen bunun gibi ölen bir insan da görünüşte toprağa giriyor, çürüyor ama gerçekte berzah ve kabir aleminde daha mükemmel bir hayata kavuşuyor. Beden ile ruh, ampul ile elektrik gibidir. Ampul kırılınca elektrik yok olmuyor ve var olmaya devam ediyor. Biz onu göremesek de inanıyoruz ki elektrik hala mevcuttur. Aynen bunun gibi. İnsan ölmekle ruh vücuttan çıkıyor. Fakat var olmaya devam ediyor. Cenab-ı Allah ruha münasip daha güzel bir elbise giydirerek kabir aleminde yaşamını devam ettiriyor. Bu sebeple Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurarak kabir hayatının varlığını ve nasıl olacağını bize haber veriyor. İmanlı ölen ve kabir azabını görmeyen insanların ruhları serbest dolaşır. Bu sebeple pek çok yere gidip gelebilirler. Bir anda çok yerde bulunabilirler. Aramızda dolaşmaları mümkündür. Hatta şehitlerin efendisi Hazreti Hamza radıyallahu anh pek çok insana yardım bile etmiş ve hala yardım ettiği insanlar vardır. Ruhlar aleminde anne karnında gelen insanlar oradan dünyaya doğarlar. Burada buluşup görüşürler. Aynen bunun gibi bu dünyadaki insanlar da ölüm ile öbür tarafta doğarlar ve orada dolaşırlar. Nasıl ki buradan öbür tarafa gideni uğurluyoruz, kabir tarafında da buradan gidenleri karşılayanlar var. İnşallah bizleri de başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sevdiklerimiz orada karşılarlar. Yeni doğan çocuğu burada karşıladığımız gibi buradan öbür tarafa giden bizleri de inşallah dostlarımız karşılayacaktır. Bunun şartı Allah'a iman, ona ve Peygamberine uymak ve iman ile ölmektir. Resulullah aleyhisselam kabir ziyaret ederken ahireti hatırlamayı ve meyyite dua ederek ona ihsanda bulunmayı, ona acımayı, istiğfar etmeyi emretmiştir. Bir kabri ziyaret eden kimse hem kendisine hem de meyyite iyilik etmiş olmaktadır. Müslim'in Ebu Hureyre'den bildirdiği hadiste kabirleri ziyaret ediniz. Kabir ziyareti ölümü hatırlatır buyuruldu. Abdullah İbn Abbas diyor ki, Resulullah aleyhisselam Medine'de kabristan yanından geçiyordu. Kabirlere bakarak, Esselamu aleyküm ya ehlel kubur, yağfirullahu lena ve leküm, entüm selefuna ve nahnu bil eser buyurdu. Bu nedenle kabir ehline selam vermek sünnettir. İman ehli insanların ruhları serbest olduğundan verilen selamları alırlar. Ayrıca her ruhun kabriyle de irtibatı vardır. Fakat bu durum onların topraktaki cesetlerinde olduğu anlamına gelmez. O alem tamamen farklı bir alemdir. Nitekim güneş çok yükseklerde olduğu halde ışığıyla, ısısıyla, renkleriyle sizin yanınızdaki aynayla irtibatı vardır. Ama güneş aynanın içinde değildir. Aynaya zarar verilse bile güneşe bir şey olmaz. Kutlu ve iyi ruhlar ölünce göklere mi çıkıyor?
Muhakkak şüphesiz iyilerin kitabı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen nereden bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Abdullah bin Abbas, Ka'b bin Ahbar, Üsame bin Zeyd ve Mücahid'e göre İlliyun 7. göktür ve cennetlik olanların ruhları da oradadır. Taberi, İbn Kesir, Razi, ilgili ayetlerin tefsiri. Demek ki herkesin kitabı ruhunun bulunduğu yerdedir. Oradaki mukarreb meleklere teslim edilmiştir. Yine Ka'b bin İbn Abbas'tan gelen diğer bir rivayete göre müminlerin ruhu arşın yanındadır. Başka bir rivayette cennettedir. Konuyla ilgili Dahhak'ın görüşü şöyledir. Mümin kimsenin ruhu alındığında onu alıp dünya semasına götürürler. Her gökte bulunan mukarrebin melekler onu oradan alıp sırayla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci semaya çıkarırlar. Oradan da Sidretül Müntaha'ya götürürler ve ''Ya Rabbi, bu senin filanca kulundur.'' derler. Allah-u Teala o kulunun kim ve nasıl biri olduğunu en iyi bilen olarak onu azaptan emin kıldığına dair mühürlü bir tezkereyi onlara gönderir. Muhakkak şüphesiz iyilerin kitabı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen nereden bileceksin? O yazılmış bir kitaptır ayetleri bu gerçeğe işaret etmektedir. Bazı alimlere göre yazılmış bir kitaptan maksat kişinin amel defteridir. Hafaza melekleri onları semada mukarreb meleklere teslim ederler. Mümin olan kitabın sahibi güzel amellerini gördüğünde çok sevinecektir. Bir hadis rivayetine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Melekler Allah'ın kullarından bir kulun amellerini yukarıya çıkarırken onu çok fazla bulup överler. Nihayet Allah'ın dilediği yere vardıklarında Allah-u Teala onlara şu mesajı gönderir. Siz kulumun amellerini muhafaza ettiniz, ben de onun içini kontrol ettim. Bu kulumun amelleri halis değildir. İçinde Allah'ın rızası dışında başka maksatlar vardır. Bu sebeple onları alıp aşağıların aşağısına, siccine götürün. Diğer taraftan da bir kulun amellerini yukarıya çıkarırken onu azımsar ve küçümserler. Allah-u Teala yine onlara şu mesajı gönderir. Siz kulumun amellerini muhafaza ettiniz, ben de onun içini kontrol ettim. Bu kulumun amelleri halistir, onları en yüksek yere götürün. Sahih bir rivayete göre şehitlerin ruhları arşa asılı, kandillerdeki yeşil kuşların içinde olur ve istediği şekilde cennet bahçelerinde dolaşırlar.